Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Adana Lezzet Festivali'ni sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şu an her yıl Ekim ayında yapılan Lezzet Festivali, bu sene sizlerin de bildiği gibi pandemiden dolayı yapılmadı. Şu an şu görmüş olduğumuz şu karşı taraflar geçen sene ve onun önceki yıllarda Lezzet Festivali'nin yapıldığı alandı. Geçen sene bu zamanla burası duman altındaydı. Ama şu an sizlerin de gördüğü gibi şu an burası bomboş. Ve şu an içeri doğru geçeceğiz. Evet, Adana Lezzet Festivali'ni sizlere tanıtmaya çalışacağız. İşte Lezzet Festivali'nin içerisinde neler var? İşte kebapçılar, börekçiler, tatlıcılar, çerezciler, şırdancılar ve buna benzer Adana'nın doymuş olduğu, tatmış olduğu ve aynı şekilde Türkiye'nin tatmış olduğu lezzetlerin tamamını bir video içerisinde yayınladım. Şu an çekmiş olduğum videoların içerisinde bir kısmı kendi Doyurucu Tatlar YouTube kanalımda var. Bir kısmı yok. Seyretmek isteyenler yine Doyurucu Tatlar içerisinde daha geniş şekilde o videoları seyredebilirler. Şu an içeriye doğru geçip en azından o kısmı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Buralar geçen yıl Lezzet Festivali'nin yapıldığı alanlar. Şu an sen çoğu zenginden daha zenginsin. Evet, ben cennetteyim. Koskoca Merkez Park'ın içerisinde elinde hortum, su. Neredesin? Cennetteyim. Kesinlikle. Kesinlikle cennetteyim. Ben köfteci Fatoş abla. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Börekçimiz var. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Güven acılı ayran, güven acılı limonata. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Haydi şef. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Doktorumuz Yasar Şah, Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Eyvah Kebap, Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Keyfi Asya Kebap, Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz diyoruz efendim. Efsane güven acılı ayran. Evet, acılı limonata. Efsane güven acılı limonata. Efsane bu. Acılı ayran, acılı limonata. Merhabalar sevgili dostlarım, merhabalar sevgili arkadaşlarım. Adana'ya köfteci Fatoş ablaya şu an hoş geldiniz. Hepinizi anne köftesi yemeye bekliyoruz.
Karşıkoya bekliyoruz, umarım. Acı atıyorum abi. Evet abi. New York'ta Times Meydanı'nda olan bir Thank you.
olarak şimdi biz de sallanma küreği... Köri soslu kremalı fesleğenli makarnamız Asya Kebap'ta her daim sizler için bir tutam mutluluk olarak hizmetinizdedir değerli misafirlerimiz. Afiyet olsun diyoruz. Köftemiz, gayrimiz atıyoruz. Ama bir dakika nasıl? Ne spesyal?
Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Osman patlıyor. Güller kimden sorulur? Gülçü babadan sorulur. Gülü seven? Bir kendine katlanır. Gül'e sormuşlar. Neden bu kadar güzelsin? Dikenlerle iyi geçindiğim için demiş. Gülcü Baba Çakmak Caddesi'nde. Ne zamana buradasın? Öğleden sonraları buradayım. Saat 1-2 gibi buradayım. Buyurdum abi sen dediğin. Yanlış evet. Olmasın. Önümde çakışmıyor lan. Nerede diyorsun? Yastığın taş olsun. Döşeğin toprak olsun. Yeter ki sevdiğin insan da benim yanımda olsun. Alkış. Böbreklere, kumlara, taşlara, bağırsaklara, her şeye. Korona birebir. Türkiye'de böyle aşılama yok. Abi var mı hayır yaptıran? Var mı sebir ettiren? Urfalı Ahmet Merkez Camisi'nde. Ben de alırım. Hayır yaptıysa. Ay yaptı adamlar gittiler. Allah'ın ölümüşlerine rahmet eylesin. Yeme içmeyle aranız nasıl? Süper. Adana Lop'ta yeme içmeyle arası olmayan olur mu? Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz.
Olur. Ciğerci Mahmut, Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Beşli paketimiz var abla. Açıkladığına göre acılı şalgam koronaya çok iyi geliyor. Çok faydalı. Direkt boğazı temizliyor. Bağışıklık sistemine faydalı olduğu söyleniliyor. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Geleneksel içeceği acılı ve acısız Adana şalgamı. Şöyle taneli bir şekilde göstereyim ben size. Ana maddesi siyah havuçtur. Siyah havuçtan yapılıyor. Gayet lezzetli ve hoş bir içimi var. Acılı şalgam içelim, güzelleşelim. Adana Çakmak Çetin Şalgamcısından herkese selamlar, sevgiler. Adana Lezzet Festivali'ne hoş geldiniz. Bu ne ya? Bu dana şırdanımız. Zeytinyağı ve incir bence en büyük şifa. Abi şimdi belki hani izleyicilerimiz buna içerisindeki oranına çok diyebilirler. Ne kadar zeytinyağı koydu diye. Oradan görüntüden anlaşılır mı bilmiyorum ama önümüzde de tam 40 kilo çiğ köfte var. Az önce siz de gördünüz. Bu bir... Gençlere
üniversite çiğ köfteyle üniversite kazanacak bu sene. Mutlusun bak, adam mutlu. Yanmam bir şey alayım. Kimyon, yaprak biberi, içerisine az miktarda maydanoz, eşkisini de sıkıyın. Şimdi dürüm yapıp yiyin, afiyet olsun. 45 senedir burada lahmacun yiyorum. 10 yaşından beri. Burada siz lahmacunla büyüdünüz. Aynen. Sepede 80 tane, 100 tane yerleştiriyoruz. Burası 5 adet. Bir kişilik lahmacun. 7,5 lira. On üç, on dört, 20. Bu iş 56 bitti. Babadan oğula. Babamın ölümü 16-32 senedir bu işin içindeyim. Ali abi görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Buradan Fatoş ablaya gidiyorum. Çok selam söyleyin. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Seneye 5.'si düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali'nde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Buralar geçen yıl Lezzet Festivali'nin yapıldığı alanlar. Şu an sen çoğu zenginden daha zenginsin. Evet, ben cennetliyim. Koskoca Merkez Parkı'nın içerisinde elinde hortum, su. Neredesin? Cennetliyim. Kesinlikle. Kesinlikle.